Filme gitmeden önce olarak daha önce Netflix tarafından New York'a gönderilmiş olsak da şu ana kadar kimse bizi Kuzey Kore'ye yollamadı. Zaten yalanlarla yönetilen Kuzey Kore'de insanlar haberlerini sadece devletten alabiliyor. Bu sebeple nüfusun bir bölümü geri kalan dünyanın sefalet içinde yaşadığını ve kendilerinin en büyük olduklarını düşünüyor. Kuzey Kore filmlerinin inanılmaz bir hikayesi var. Ülkede sadece devletin yaptığı filmleri izleyebiliyorsunuz. Bunların çoğu Kuzey Kore'yi iyi göstermek için yapılan propaganda filmleri. Ama istisnalar da mevcut. Şu anda ülkenin başında Kim Jong-un yer alıyor. Onun babası yani bir önceki lider Kim Jong-in ise 60'larda sinemayı geliştirip ülkesinin propaganda filmleri dışında da yaratıcı olabileceğini kanıtlamak istiyor. Zaten rahmetlinin 30 bin filmlik bir koleksiyonu var ve koleksiyonun içinde Oscar kazanan bütün filmler ve bir sürü porno da yer alıyor. Ancak lider kendi çabalarıyla istediği yaratıcılıkta film yapamıyor. Gene de sinemayı geliştirmek isteyen lider Kim Jong-in o sıralar Hong Kong'da bulunan oyuncu Chua Wan-hee'yi ülkesi Kuzey Kore'ye kaçırtıyor. Ancak asıl hedef oyuncunun eski kocası olan yönetmen Shin Chan-ok. Eski karısı kaybolan yönetmen onu aramak için Hong Kong'a gidiyor ve Kuzey Koreliler bu sefer de yönetmeni ülkelerine kaçırıyorlar. Tabii Kuzey Kore yaptığı açıklamada yönetmenin ülkeye kendi rızasıyla geldiğini söylüyor. Yönetmen Kore'ye ilk götürüldüğünde iyi bir ev vermelerine rağmen doğal olarak kaçmaya çalışıyor. Ama bu sebeple hapse yollanıp ülke kültürünün aşılandığı dersler alıyor. Her şeyden emin olduktan sonra olayların arkasındaki lider Kim Jong-in yönetmene onu film yönetmesi için kaçırdıklarını söylüyor ve kaçırdıkları eski karısıyla adamı tekrar evlendiriyor. Zor da olsa Kim Jong-in'in yapımcılığında bu yönetmen 7 film yönetiyor. Ancak yönetmenin hikayesi böyle bitmiyor. Kore adına Viyana Film Festivali'ne katıldığı bir gün kaçarak Amerikan Büyükelçiliği'ne sığınıyor ve hayatını kurtarıyor. Sonra da hayatının geri kalanını korumalarla beraber Washington'da geçirmiş ve film yapmaya devam etmiş. Bu sırada Kim Jong-in yönetmenin kendi rızasıyla kaçtığını düşünmemiş. Kesin Amerikalılar kaçırmıştır demiş ve üzülmüş. Neyse, bunun konumuzla %100 alakası yok. Ama size genel olarak Kuzey Kore'nin sinemayla olan ilişkisi hakkında bir fikir vermiştir herhalde. Kuzey Kore'de yönetimin hala başta olmasının sebebi insanların tek haber kaynağına sahip olması ve başka şehirlerden haber alamaması. Ancak Kuzey Kore'den kaçmış bazı insanlar bunu değiştirmek istiyor. Bu insanlar ülkeye film yüklü USB ve SD kartlar kaçırarak insanlara ülkenin dışında daha iyi bir hayat olduğunu göstermek istiyor. Friends, Umutsuz Ev Kadınları ve birçok Güney Kore dizisi Kuzey Kore'ye kaçak yollarla giriyor ve orada izleniyor. Bunu biraz daha açalım. Kuzey Kore'de kara borsa ürün satımı çok yaygın. Ülkenin adam gibi işleyen bir ekonomisi olmadığı için çoğu insan el altından alışveriş yapıyor. Ülkede yavaş yavaş bu cihaz popülerlik kazanmaya başladı. Bu normal bir DVD player değil. Bunun adı Notel ve artık Çin'deki bazı fabrikalar sadece Kuzey Kore'de satılıyor diye bunlardan üretiyor. Notellerin genelde bir USB ve bir de SD kart girişi oluyor. Bu aslında Kuzey Koreliler için ölüm kalım meselesi. Yabancı film veya dizi izliyorsanız sonunuz hapishane tarzı kamplar veya ölüm olabilir. Notel, yabancı dizi veya film izleyenleri çok iyi bir şekilde koruyor. Tek girişi olan ve sadece USB ile çalışan bir oynatıcı düşünün. Evinize polis gelse ve oynatıcıyı görmek istese USB'yi çıkartıp saklayabilirsiniz. Ancak polis oynatıcının sıcak olduğunu anlayabilir ve ne izlediğinizi bulmak için eve arar. Notellerse hem USB hem de SD kart uyumlu. Böylece SD kartta Titanic izliyorsanız yanınızda tek bulundurmanız gereken şey içinde devletin hazırladığı videoların bulunduğu bir USB. Böylece polis çok deli değilse başka bir şey izlediğinizi düşünmez. Zaten oradaki polisler de insan. Kuzey Kore'den kaçan bir insan arkadaşının babasının polis olduğunu ve bulduğu filmleri devlete teslim etmek yerine sakladığını söylüyor. Bu SD kartlar kara borsa yoluyla ülkeye yollansa da bazı aktivistler bunları balonlarla ülkeye bırakıyor. İnternette USB bağışlayabileceğiniz siteler de var. Bu siteler yolladığınız USB'lere film, dizi ve haber yükleyip Kuzey Kore'ye yolluyor. Filmler sadece insanların eğlenmesi için ülkeye yollanmıyor. Esas amaç oradaki insanlara daha farklı bir yaşam olduğunu göstermek. Sonuçta sadece lidere sevgi gösterilen bu ülkede Titanic filmini izleyen bir kız hayatını sorgulayabiliyor. Ülkeden kaçabilen çoğu insan motivasyonlarından birinin yabancı dizi, film ve haberler olduğunu söylüyor. Kaçırılan filmler arasında çok komik şeyler de var. Örneğin Kuzey Kore ile dalga geçen The Interview, Kuzey Kore'de de izlenmiş. Normalde Kim Jong-un'u sevmeyen insanlar bile Amerikan komedilerine alışık olmadıkları için filmin ülkeyle ve oradaki insanlarla dalga geçmesinden dolayı The Interview'u beğenmemişler. Hatırlarsanız bir hacker grubu The Interview Amerika'da vizyona girdiği takdirde sinemalara saldırı tehdidinde bulunmuştu. Ek olarak filmin yapımcısı Sony'nin bir sürü belgesi sızdırılmıştı. Sonuçta film çok salonda vizyona girmemiş ve internetten satılmıştı. Bu büyük ihtimalle Kuzey Kore'nin işiydi. Ama dünya garip.
Adamların Amerika'da vizyona sokamadığı film dönüp dolaşıp orada izleniyor. Sinema gerçekten değişik bir şey. Bazıları sosyalleşmek, bazıları keyifli vakit geçirmek için izliyor. Kuzey Kore'de ise sinema insanların hayatını değiştiriyor. Videonun sonuna geldik ama size bir mesajımız var. Bir Patreon sayfası açtık. Patreon sayfasından bize destek olup patronumuz olabilirsiniz. Yeni bir proje yapmak için sürekli sponsor beklemek yerine seyircilerimizin yardım edebileceğini düşündük. Patreon'da bize aylık 1 dolar bağış yapsanız bile videoları önceden izleyip bazı özel videolar görebilirsiniz. Ve bu bize çok şey ifade eder. Düşünün, 1000 kişi her ay 1 dolar verse, istesek Infinity War galasına sponsorsuz gidebiliriz. Tabii sponsor da iyi olur. Neyse, başka ödüllerimiz de var. Siteye bir göz atın lütfen. Hoşça kalın.